sunuyor. Ne oluyor? Ne demek bütün bunlar? Gel kızım. Gel buraya. Tabii sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yaklaşma bana. Bunca yıl neredeydin? Anne. Gel yavrum. Her şeyi anlatacağım ben sana. Gel. Canım kızım benim. Canım. Şarlatanları karargaha götürsünler. Baştır abi. Baltayla Sakaryalı o işi hallediyor reisim. Cansu'dan haber var mı? Konuştum abi. Sesi iyi geliyordu. Toparlamış biraz. Ben birazdan orayı bir bakacağım zaten. Efendim Akif. Reis, beni dinle. Çok garip bir şey oldu. Şehnaz Ayşegül'ü almış. Ne diyorsun sen? Sorun yok Ayşegül'ü. Yerini buldum. Yalnız burada bir tuhaf durum var. Bir kadın çıktı. Ayşegül'e ben senin annenim diyor. Nasıl? Bir kadın. Tekerlekli sandalyede. Ayşegül'ün annesiymiş güya. Ayşegül haline bakılırsa kadın doğru söylüyor gibi. Akif, sakın ayrılmayın oradan. Neredesiniz? Hemen geliyorum. Beykoz'da bir depodayız biz. Tamam, bekle beni orada. Tamam. Elini çabuk tut reis. Dur şurada, ineceğim. Tamam reis. Hayırdır reis? Benim acil bir işim çıktı. Siz gidin. Sübeda-i gazaya, hak gönüldüraya. Tahtımız, gazabımız, bana ziyan ya Rahman. Ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsunuz bana? Nasıl bir oyun bu ya? Gidiyorum buradan. Aa, dur kızım, dur, gitme. Bütün bunların tek suçlusu baban. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi. Ben senin annenim. Yaşıyorum. Karşındayım işte. Şehnaz da kardeşin. Bu iğrenç yaratık benim kardeşim falan olamaz. Asla. O senin
kardeşin. İster inan, ister inanma. Ama doğrusu bu kızım. Allah'ım delireceğim ya, kafayı yiyeceğim. Şaka mı bu? Bak. Şu hale bak. Annemi bu hale sokan babam Ayşegül. Bu sefil hayatı bu zavallı kadına yaşatan babam işte. Babam deyip dur başına, tamam mı? O senin baban falan değil. Kızım ne olur sakin ol. Her şeyi anlatacağım. En ince ayrıntısına kadar sakin ol. Kadar yeter. Kesin artık. Akif ne zaman geldin sen? Geldim işte. Bu yalanları duymak için yeterli zamanım oldu. Akif at silahını. Sen at. Yoksa yersin beynine kurşunu. Ayşegül. Ne oluyor, bu adam kim kızım? Akif müsaade et. Hayır. Şehnaz atacak silahını. Asla. Ayşegül. Bu yılana inanmayacaksın değil mi? Sözlerine dikkat et. Ben onun kardeşiyim. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Yalanlarını da topla, bas git buradan. Hadi! İkiniz de indirin silahlarınız, yeter! Abi Necdet Bey'den habersiz girdik bu işe. Başımıza bela almayalım. Konuşma lan. Konuşma! Korkuyorsan defol git. O Cansu denen kız bize kazık attı. Hesabını sormayacak mıyız? Yok, korkumdan değil. Yaşamayacak o kız. Yaşamayacak o kadar. Yürüyün. Abi dördüncü kattaymış Cansu. Asansöre binelim. Yürüyün. Kitapsız değil mi lan bu? Eyvah. Cansu. Güvenliğe haber verin. Hemen polis çağırsınlar, hemen. Tamam. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın, acelem var. Kusura bakmayın. Yeter saçmaladınız. Ayşegül, yürü gidiyoruz buradan, hadi. Bırak gerçekleri öğrensin işte. Neden korkuyorsun? Ne olur yapmayın, durun. Kızım indir o silahı. Ayşegül geç arkama. Akif sakin ol. Sana arkama geç dedim. Durun. Durun sakin olun. Ne olur. Ne olur konuşalım, sakin olun. Ayşegül lütfen. Birazdan reis de gelecek. Aslan Çınar'ı buraya mı çağırdın? Evet. Eyvah. Eyvah, buraya mı geliyor? Ne yapacağım ben? Ne olur götürün beni buradan. Görmesin beni burada. Götürün beni. Götürün ne olur. Ne olur. Götürün. Ne oldu? Niye bu kadar korkuyorsun ondan? Sence? Sen bir sus. Öldürür beni. Vallahi artık yaşatmaz beni. Yaşadığımı bilmemeli. Bırakmaz benim peşimi. Korkacak bir şey yok. Ben buradayım işte. Hayır, sen onu tanımıyorsun. Nasıl bir zalim olduğunu bilmiyorsun. Ya yeter be, yeter! Yeter! Reis'ten bahsediyoruz. Neşet'ten değil. Ah.
daha fazla katlanamayacağım. Alo İlker, yetiş. Kitapsız burada. Ne diyorsun Çetin? Çabuk ol. Cansu'yu öldürmeye geldiler. Hemen gel. Çabuk, çabuk. Hazırlanın. Ne tarafta bu oda? 201 bu taraftaysa 209 şu taraftadır abi. Akif, ne yapıyorsun? Baksana korkuyor kadın. Ayşegül! Ayşegül bırak! Ayşegül! Şehnaz, ne ara gitti? Kaçmış. Gördün mü yaptın Ayşegül? Ha? Gitmiş işte. Alacağın olsun Ayşegül. Abi polis var. Ne yapacağız? Ben görmüyorum polisi. Değil mi gerizekalı? Al şunu. Siz de alın. Memur bey! Memur bey! Bakar mısınız? Birinci katta olay çıktı. Adam bıçakla karısına saldırıyor. Hemen yardım etmeniz lazım. Kusura bakmayın. Ben buradan ayrılamam. Ekiplere haber verdiniz mi? Adam karısını öldürüyor diyorum. Sen bana ekiplere haber verdiniz mi diyorsun? Polis değil misin sen? Hay Allah. Ya ölürse kadın? Ha? Şikayet edeceğim seni. Görürsün. Tamam tamam. Ben hemen bakıyorum. Beni dinleyin. İkiniz burada kalın. Kimseyi yaklaştırmayın. Tamam abi. Abi burada kimse yok. Nasıl olmaz lan? Bu oda değil miydi? Bu oda ama kimse yok burada. Gidip bulalım şu kızı. Başlayacağım yapacağınız işe. Yürüyün lan, yürüyün! Cansu, Cansu, iyi misin? Sen arayınca çıktım. Hemen gitmemiz lazım buradan. Tamam. Yürü asansöre. Ne olur beni ondan uzak tutun, ne olur. Ne olursun asansörlerden beni uzak tutun. Tamam tamam, ağlama. O korkulacak bir adam değil. Sen onu bilmiyorsun, sen onu tanımıyorsun. Yalvarırım götürün beni buradan, ne olur gidelim hadi. Hadi. Ayşegül, yok işte yok. Akif, annemi buradan götürmemiz lazım. Neden? Babam da karşılaşmak istemiyor. Bakıyorum hemen saf değiştirdin. Saçmalama Akif. Hadi görmüyor gidelim. Musun kadın halini? Tir tir titriyor. Numara yapmadığı ne malum? İyi o zaman, ben tek başıma götürürüm. Hadi gidelim ne olur. Hasta. Ayşegül! Kimse bir yere gitmiyor. Baba, bütün bunlar ne demek oluyor? Bana değil kızım. Annen olacak bu kadına soracaksın.
Yaklaşma, yaklaşma. Lütfen uzak dur benden. Ölmemişsin. Ha? Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ama bildiğim bir şey var ki hiç şaşırmadım. Senden her şey beklenir. Ali ne kadar acıklı değil mi? Gözyaşları, tekerlekli sandalye. Bravo Türkan. Dersini her zamanki gibi iyi çalışmışsın. Ha? Özellikle şu tekerlekli sandalyeyi çok beğendim. Az daha inandıracaktın beni. Ne yapıyorsun baba? Baba. Hiçbir şey yapmıyorum kızım. Şu yalancının yalanını ortaya çıkarmak dışında. Ne olur ne olur bırak beni, yalvarıyorum sana. Buradan kalk yürü git, dokunmayacağım sana. Baba, ayaklarım tutmuyor, görmüyor musun, nasıl kalkayım? Görüyorum ama inanmıyorum. Kalk hadi, kalk hadi kalk. Baba. Zorlama kadını, yürüyemiyor işte. Kızım, sen bunun nasıl yalancı olduğunu bilmezsin. Ben bunun ciğerini bilirim. Baba, gerçekten yürüyemiyor. Baksana haline. Öyle mi? İyi bak, iyi bak. Daha düne kadar yürüyormuş ama. He? Şu fedai gazaya hak görünür ayağın. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan ya Rahman. Araban nerede? Otoparkta, inemeyiz şimdi. Vakit kaybetmeyelim. Astım. Orada! Hemen düş şunları! Hala mı kalkmayacaksın? Bu yalanları yutacağımı mı sanıyorsun? Kalk hadi! Kalk! Baba. Kalk yürü de görsünler gerçek yüzünü. Kalk. Baba yeter artık. Kalkamıyor işte. Ayşegül, görmedin mi fotoğrafı? Ya belki eski bir fotoğraf. Nereden biliyorsun? Bırak zavallıyı. Zavallı mı? Bu mu zavallı? Bu kadın bizim peşinde koşturduğumuz Neşet'in. O kırmızı kravatlı şarlatanların efendisi kızım. Vatan millet düşmanı bu kadın. Fedai gazaya, hak yürüdür ayağın. Kahrımız, gazabımız... Ne diyorsun sen reis? Bana ziyan ya Rahman. Hepsi iftira, bunların hepsi yalan. Bu fotoğraf kırmızı kravatların bilgisayarından çıktı. Doğru mu bu? Ben neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Hepsi yalan diyorum. İftira bunlar. Sus sen! Ne yalanı? Ben seni sevmiştim. Sevgimden dolayı belki bir gün düzelir diye yalanlarını hepsi iğneye çektim. Çocuğumun anası dedim. Ama sen...
Ama sen hep sırtımdan hançerlemeyi seçtin. Sevmek kim, sen kim aslan? Senin kalbinde bir gram sevgi olmadı hiçbir zaman. Hep şüphelendin. Hiç inanmadın bana. Kalk diyorum sana. Baba. Kalk diyorum sana, kalk. Ne yapıyorsun? Reis. Kalk. Baba, bırak beni. Kalk hadi, kalk. Reis, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Reis? Bırak beni Akif. Şu yalancıya haddini bildireyim, bırak. Tamam. Tamam, dur. Yeter baba. Dur artık. Dur. Ne olur bana yardım edin. Öldürecek bu adam, şu halime bakın. Uzak tutun benden. Kızım yardım et. Yardım et. Ateş edin. Buradan çıkacağız Cansu. İnşallah Çetin. Ha gayret. Bitiyor Çetin. Bitiyor Cansu. Satılmış köpekler bitiyor. Sadece kızımı görmek istedim. Ona sarılmak istedim. Sen ne diyorsun? Bak Türkan, sus yoksa elimden bir kaza çıkacağım. Hala suçluyorsun beni. Kimin efendisi olacakmışım ben, şu halime bak. Yardımsız yemek bile yiyemiyorum ben. Sen ne diyorsun? Akif. Baba, buradan gitsen iyi olacak. Aşıkül, ne diyorsun sen? Bu kadın yalan söylüyor. Onu dinlememize fırsat bırakmazsan bunu anlayamayız. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Aşıkül, Reis'i dinlemek zorundasın. Kimseyi dinlemek zorunda değilim. Bu kadın benim annem. Ve yardıma ihtiyacı var. Aşıkül, delirtme beni. Bu kadın sahtekarın biri. Hain olmasa bunca yıl kaçar mıydı? Anne merhameti olsa kızını görmeden durabilir miydi? Utanmadan bir de karşımıza çıkıyor. Reis! Reis! Tamam, tamam, sakin ol. İşleri daha da zorlaştırıyorsun. Şu an öfkelisin. Bu da işleri daha içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Ayşegül'e bir şans ver. Konuşsun annesiyle. Dayan, tamam mı? Ne olur dayan, tamam mı? Dur. Hayvan herif! Ne yaptın ona?
merak etme. Çok acı çekmeyeceksin. Seni de göndereceğim onun yanına. Cansu, ne olur affet beni. Şişt, tamam, tamam. Konuşma. Dayan Çetin, tamam mı? Affet. Dayan Çetin, tamam mı? Dayan. Yardım edin! Kimse yok mu? Benden başka kimse yok. Gördün değil mi? Hainlerin sonunu gördün. Ne yapacaksan yap. Allah belanı versin. Önce sana bir sıkayım da. Nereden çıktı lan bu? İlker yardım et. Ne oldu? Çetin, durumu çok kötü. Ne olur bir şeyler yap. Seni buradan götüreceğim anne. Hiçbir yere gitmiyor. Reis. Bu kadın bir suçlu. Reis, ben ne diyorum, sen ne yapıyorsun? Baba, lütfen çekil önümüzden. Anlat o zaman. Neden saklandın bunca yıl? Neden çıkmadın kızının karşısına? Peki ya sen? Sen ölü numarası yapmadın mı? Ben ortaya çıkmadım çünkü senden saklanıyordum. Zulmünden kaçıyordum. Ya senin ne derdin vardı? Benim derdim senin pisliklerini çıkarmaktı. Reis, bırak gitsin kadın. Zaten bu halde bir yere kaçamaz. Çok büyük bir yanlış yapıyorsun Ayşegül. Bu kadın beni de böyle kandırdı. Sen hayatın boyunca doğruları yaptın da ne oldu? Şu halimize bak. Ayşegül, kızım ne olur götür beni buradan ne olursun. Bu adamın yüzünü daha fazla görmek istemiyorum. Sakin. Olamaz. Merak etme. Olamaz. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bir sakatlık varsa elimizden kaçamaz. Sadece Ayşegül'e bir şans ver. O kadın dediğin gibi ise Ayşegül bunu fark edecektir zaten. Fark ettiğinde de iş işten geçmiş olacak. Dayan Çetin, tamam mı? Dayan, sık dişini. Çabuk. Hadi tamam, çabuk. geldim. Doktor çekilin. Nerede? Tamam, çekilin bakalım, çekilin. Bu adamı hemen götürmemiz lazım. Çabuk. İstemez doktor. Yolun sonundayım artık. Hayır. Görüyorsun değil mi Cansu? Bazıları aşk için kanını verir. Bazıları canını... Yanında olamadım. Hayır. Bana kızdın. Seni üzdüm. Biliyorum. Ama
ülkem için çalışıyordum. İşte senin kucağında can vermek. Bana ödüllerin en büyüğü. Çetin, hayır yapma. Hayır. Beni affet. Beni affet ne olur. Çetin, ama hayır. Hayır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Çetin, hayır. Çetin, hayır. Çetin, hayır. Çetin, hayır. Ne olur ölme. Çetin, hayır, ölme. Hayır Çetin. Çetin, ne olur ölme. Çetin, bir şey yapın. Bir şey yapın. Bir şey yapın. Artık yapacak bir şey yok. Başın sağ olsun. Çetin. Leyla bacı, dosyaların hepsini taratıyorsun. Yalnız işlerinde kriptolu olanlar var. Sen onları bana bırak, ben ilgileneceğim onlarla. Tamam bacım? Tamam Sabahattin abi. Bunları da tercümeye gönder. Hı hı. Sabahattin abi, savcı hanım yetkili birisiyle görüşmek istiyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Cumhuriyet Savcısı Ayşe Yazıcı. Ben de polis memuru Sabahattin. Buyurun. Yalnız Aslan Bey şu an dışarıdalar. Sorun değil, beklerim. Bugün tutukladığınız adamları görmek istiyorum. Biz onları sorgu odasında bekletiyoruz efendim. Gidebilir miyiz? Tabii efendim, buyurun. Mecid abi, gidelim. Afiyet olsun kardeşim benim. Hacı, ben şimdi diyorum ki şu kel olan arkadaşı ben bir güzel döveyim. Yorulunca sen al kanka. Nasıl? Ya çekil git ya. Beni tutsun dedin, yorulunca sen alayım. Sen yorulana kadar bu adamlar ölür lan. Ver bakayım. Kanka, bu amcanın nabzı uçmuş katıyor. İlk fiskede ölebilir, dikkatli ol. Ya tamam, uzatma ya. Beyefendi, siz ciddi misiniz? Ne oldu birader? Şimdi beyefendi mi olduk? Daha düne kadar köylü çocuğuyduk. Dağdan inip bağdakini kovanlardı. Şimdi beyefendi mi olduk lan? Kardeşim, bir Osmanlı tokadını hak etti. Yerleştir, yerleştir. Vallahi mi? Neler? Buyurun efendim. Ne oluyor burada? Bir şey yok bacım, hayırdır? Ne bacımı ya, ne bacımı? Lan, savcım dedi. Hoş geldiniz. Savcım, savcım dedi. Savcım bacım, savcım bacım. Benziyor ya. Ne yapıyorsun orada, in aşağıya. Buyurun savcım. Biz de bu iki şerefsiz. Yavaş. Sayın savcım, bu iki amcayı şahsın biri korkutmuş. Koruma falan talep etmişler. Bir şeyler olmuş. Kafaları da biraz karışık. Tamam, uzatma. Neden burada olduğumu biliyor musunuz? Kara kaplı defter nerede? Pardon? Bana bilmiyoruz numarası yapmayın. Zaten hapiste çürüyeceksiniz. Bakın, en az cezayı almanız için elimden geleni yaparım. Yeter ki şu kara kaplı defterin yerini söyleyin. Pardon sayın savcım. Nedir bu kara kaplı acaba? Biz daha önce duymadık da böyle bir şey. Bunların anayasası. 3 yıldır o defterin peşindeyim. Bir iki kere çok yaklaştım. Niye bu kadar önemli ki bu defter? Çünkü içinde bunların organizasyonuna dair bütün bilgiler var. Ne yerler, ne içerler, adamları kimler?
Neredeler? Planları ne? Yurt içi, yurt dışı bütün bağlantıları yazılı bu defterde. Vay, vay, vay. Sayın savcım, müsaade ederseniz biz öğrenebiliriz isterseniz. Karışmayın siz! Zaten biraz akılları varsa kendi istekleriyle anlatırlar. Yaşıyorsun sen. Evet. Babam beni bu hale soktuğundan beri buradayım. Bir iki kere canıma bile kıymayı düşündüm ben. Neyse ki Şehnaz buldu beni. Sağ olsun. Maddi manevi destek oldu bana. Sen Şehnaz'ın ne iş yaptığını biliyor musun peki? Pek bir şey anlatmadı bana. Galiba devlet için çalışıyor. Söylemedi ama ben anladım. Anne, Şehnaz bildiğin, sandığın gibi biri değil. Diyorum ki size, nerede bu defter, nerede? Konuşun bak, yoksa sizin için hiç iyi olmaz. Biz nereden bilelim? Sadece adını biliyoruz. Kimdedir, nerededir bilmeyiz. Nedense yalan söylediğinizi düşünüyorum. Ne bildiysek söyledik zaten. Anlaşıldı. Gelin benimle. Tabii Sayın Savcı. O defter bulunacak. Adamları yakaladığınızda hiçbir şey bulamadınız mı? Bir bilgisayar vardı efendim. Araştırıyoruz hala. Belki orada bir şey bulunur. Bunların evlerine, iş yerlerine de bakılsın. Başüstüne efendim. Hacı bu da bizi iyice emireri zannediyor ha. Sorma hacı. Asabım bozulmaya başladı iyice. Bir şey mi dediniz arkadaşlar? Gerekirse akrabalarını falan da araştıralım diyoruz Sayın Savcı. İyi olur, araştırın hemen. Bu ben miyim? Aşağı yukarı bir yaşındaydın orada. Ayşegül? Ne işin var senin burada? Annemi merak ettim. Abla. Ben senin ablan filan değilim. Ayşegül ne olursun yapma. İndir kızım şu silahı. Şehnaz kötü biri değil, ne olur yapma. Yanlış tanıyorsun sen onu. Ben onu gayet iyi tanıyorum. Aşağılık vatan hainin teki o. İyi. Al işte buradayım. Vur o zaman. Öldür beni. Yapma hadi ne olur. Ne duruyorsun? Ateş etsene. Sen de aynı babam gibisin. Kibirli. Kendini beğenmiş. Babamı karıştırma şimdi. Burada konumuz sensin. Niye karıştırmayayım Ayşegül? Bütün bu halin sebebi o. Sen onu vatansever sanıyorsun. Ama bir kadını öldürmeye kalkacak kadar acımasız o. Paranoyak. Hasta o adam, hasta. Ay anmayın şu şeytanın adını evimde ne olur. Ne olur. Vatansevermiş. Anneme yaptıklarının 10 katını bu ülkeye yaptı o adam. Hangi kanlı operasyon varsa altından onun parmağı çıkar. Şehnaz, daha fazla saçmalayıp benim canımı sıkma. Kendini böyle kurtaramazsın. Kızım, Allah aşkına indir şunu. Bak Şehnaz sana zarar vermeyecek. Yapmayın kızlar. Ben gidiyorum. Siz biraz ana kız hasret giderin. Tamam mı abla?
Otur şuraya. Aa, Ayşe... Hiçbir yere gidemezsin. Ayşegül. Ateş et o zaman. Yapma kızım, ne olur. Yapma. Aslan Bey de geldi. Merhaba. Ben Savcı Ayşe Yazıcı. Hoş geldiniz Savcı Hanım. Hayırdır? Sizin bilginiz vardır. Şu meşhur defter. Kara kaplı defter. Hainlerin anayasası. O neymiş reis ya? Neşet ve tayfası hakkındaki her şey bu defterdeymiş abi. Öyle mi? Neşet o defterde sadece dipnot olarak kalır Sakaryalı. Daha derini de o defterde. En tepesindeki de o defterde. Aslan Bey, bilgisayarda bir tane kriptolu dosya bulduk. Sanırım bir suikast planı. Leyla Bacı. Kime? Ne zaman? Kriptolu dedi ya Sayın Savcım, yani şifreli. E çözün hemen, ne bekliyorsunuz? Savcı Hanım bir sakin olun. Arkadaşlar işini bilir. Çözülecek bir şey varsa size bu halleder evelallah. Evelallah Aslan Bey. İki adamla da konuştum. Bir şey anlatmayacaklar. Akif abi baksana, ne yapıyor bunlar? Elleri niye kalbinde bunların ya? İntihar edecekler, yetişin. Koş koş koş. Çok geç. Bunlar nanları dikti. Abi nasıl yapar bunlar böyle bir şey? Girerken her yerlerini aradık. Yüzüklerinde zehir vardı. Eski adettir. Keşke biraz daha dikkatli olsaydık. Abi biz onu nasıl gözden kaçırırız ya? Ne oldu? Yetişemedik reis. İkisi de öldü. Allah kahretsin. Memleketin en güvenli yerinde iki adam göz göre göre intihar ediyor. Olacak iş değil bu. Aslan Bey. Sebo acil bakmanızı istiyor. Galiba bir şeyler bulmuş. Adli tıp arayın. Detaylı bir otopsi istiyorum. Tamamdır reis. Pardon Aslan Bey. Ne buldun Sebo? Bir suikast planı Aslan Bey. Kim?
Anlaşılan biri canlarını çok fena yakmış. Uzun bir süredir izliyorlar. Sanırım bir devlet görevlisi. Hakim, emniyet müdürü falan. Kimliği belli değil misi bu? Bir fotoğraf var Akif. Fotoğrafı çok bozmuşlar ama. Herhalde kimsenin eline geçmesin diye. Ama çözüyoruz yavaş yavaş. Hadi inşallah, inşallah. İşte geliyor. Savcı, Ayşe Yazıcı. Ben. Kara kaplı deftere çok yaklaştığımı anladılar. O yüzden öldürecekler beni. Nerede nasıl olacakmış bu suikast? Suikast yeri düğünde diyor. Var mı öyle bir şey Sayın Savcım? Evet. Yarın bir avukat arkadaşımın düğününe gideceğim. Şahit olarak. Sizi hemen korumaya almamız lazım. Bir dakika, bir dakika. Savcı Hanım düğüne giderse... orada bir suikast olacak değil mi? Yani o adamlarla bağlantılı biri. Eğer Savcı Hanım orada olursa suikastçı da orada olur. O zaman yakalayabiliriz. O zaman da konuşturabiliriz. Çok riskli. Göze alamayız. Siz alamayabilirsiniz ama ben alırım. Tam Cansu'nun da kafasına sıkıyordum. İlker denen artist geldi. Omzumdan vurdu. Gebertemedim Cansu'yu. Ama cambaz, sizlere ömür. Ne diyelim? Alevi bol olsun. Ama benim ahtım var Neşet Baba. O Cansu'nun gırtlağını sıkmadan bana nefes almak haram. Bırak şimdi Cansu'yu cambazı. Daha mühim işlerimiz var. Baba, Topal geldi. Bekliyor beni dedi. Gelsin içeri. Hoş geldin Topal. Nasılsın? İyidir baba. Haberler sende. Sana bir işimiz düştü. Küçük bir iş. 50.000'ini alırım. Ne iş yapıyor bu? Savcı. O zaman 100.000. Kusura bakma. Para sorun değil. Yapabilir misin onu sen? İstersen bütün sülalesini göndeririz vallahi öteki tarafa. Sorun yok. Anlaştık. Savcı Hanım ne derse desin, bu iş olmaz. Kendisine bir şey olursa ben hesap vereceğim. Nasıl derim? Olmaz öyle şey. Ya koruyacağız reis. Çelik yelek giydiririz. Bakın ben kabul ediyorum. İsterseniz kağıt imzalarım. Üstlerimle konuşurum. Sorun yok. Hadi artık yapalım şu işi. Madem bu kadar heveslisiniz. Peki. Olay nerede? Nasıl cereyan edecek? Arabada mı? Yok. Düğünde. Düğünde mi? Kadını çok iyi koruyorlar. Ama düğünde giriş çıkış hiç sorun değil. Fotoğrafçı olarak gireceksin.
Yaklaşmak kolay olacak. Ya çıkış? Orası bende. Çıkışta önemli biriyle buluşacaksın. Sana şahsen teşekkür etmek istedim. Tamam. Nasıl isterseniz. Müsaadenle baba. Ben hazırlıklara başlayayım. Çok da vaktimiz yokmuş. Eyvallah. Arkadaşlar, içeride dikkat çekmememiz lazım. Daha da önemlisi, savcı hanıma yakın olmak. Tahminimce suikastçı içeride olacak. Dışarıda falan değil yani. Yani ne bileyim, garson, çiçekçi falan. Biz de Ayşegül'le gelinle damat olacağız. Oo. Abim senin niyetin başkaymış. Reisim, seninkisi arada düğünü kaynatacak, haberin olsun. Zor o iş. Ya Allah Allah. Ya görev icabı arkadaşlar. Sulandırmayın işte ya. Şaka yapıyoruz abi. Sakaryalı savcı hanımın yanında olacak. Diğer şahit olarak. Yalnız abi ben şunu söylemek istiyorum. Ben kız tarafıyım ona göre. Ya. Neyse. Böylece acil bir durumda Sakaryalı hemen müdahale edip savcı hanımı koruyabilir. Bravo. Her şeyi düşünmüşsün. Bizim ustamız kim? Hatice? Hatice! İlker! Cansu! Hatice bu ne hal? Kız sen niye çıktın ki hastaneden? İlker hayırdır? Gel 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 otur. Getir şöyle abi. Ah! Gel bacım gel. Biz haber veremedik size. Kitapsız hastaneye geldi. Ne diyorsun abi? Abi. Abi Çetin. Ne olmuş Çetin'e? Çetin şehit oldu abi. Nasıl ya? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah. Cansu için feda etti kendini. Yetişemedim. Geldiğimde kanlar içinde yatıyordu. Hesabın kabarıyor kitapsız. Söylesene bana, nerede bu hayvan? Bilsen burada ne işin var? Gider sökerim gırtlağını. Bir
bize de nasip eyle şehadet şerbetini ya Rabbi. Amin. 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 Şuraya bak. Bütün hayatı boyunca ülkesi için didindi durdu. Şimdi genç yaşta kara toprağa giriyor. Bir gün hepimiz gireceğiz Cansu. Kaderi böyleymiş. Ne gelir ki elden? Keşke onun yerine ben girseydim şu mezara. Ne olur konuşma böyle Cansu. Hadi toparla kendini. Hepsi burada abi. Tam kadro. Çetin denen adamı gömüyorlar. Daha çok adam gömecek oğlum onlar. Akif'in reisin mezarını kazacaklar daha. Hepsine tek tek sıra gelecek. Ne yapayım abi? Bir şey yapma. Buraya gel sen. Hadi görüşürüz. Hepsi cenazede miymiş? Hepsi baba. 32 kızım tek mili birden oradalar. Fırsat bu fırsat. Koyulalım yola. Hazır mısın Topal? Olmam mı baba? Bir mezar da o savcı için kazdıracağım. Merak etme. Kitapsız. Kardeşimi sana emanet. Nikah salonuna bırakırsın artık. Baş üstüne baba. Biz çıkalım artık. Hadi. Dünyadan geçenler arasından yalnız şehitler tekrar dünyaya gelip şehit olmayı arzularmış. Allah bizleri bu güzel kulunun şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Bizlere de şehadet nasip eylesin. Amin. Amin.
Vatan için, millet için, din için can vermeyi nasip eylesin. Amin. Başımız dik, onurumuzla satılmadan yaşamayı nasip edip son nefeste iman, son nefeste Kur'an nasip etsin. Amin. Allah Çetin evladımızın katillerine iki cihanda kahretsin. Amin. 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 Katillerin, hainlerin, bu ülkenin düşmanı kim varsa cümlesinin tuzaklarını, hilelerini başına geçirsin. Amin. 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 Cümlemizi onların şerrinden muhafaza etsin. Amin. Bize hüzün ve yas günü bugün. Ama şehitler için düğün, bayram günü, kavuşma günü. Bize de sana böyle yüzü ak, başı dik kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır ver. Sevdiklerine, sevenlerine sabır ver. Amin. 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 Güzel Allah'ım, sana sığınıyoruz. Senden yardım diliyoruz. Derdimizin dermanı ancak sendedir. Akıbetimizi hayır eyle. Bizleri tevhidinden, birlikten ayırma. Amin. Amin. Bizleri Habibinin yolundan, senin yolundan tek bir nefes bile ayırma. Amin. Amin. Bizleri nefsimizle baş başa bırakma. Amin. 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 Bizi bizsiz bırakma. Sensiz bırakma. Amin. Amin. Ayşegül, yavrum, biliyorum büyük bir sarsıntı geçiriyorsun. Ben de en az senin kadar şaşkınım kızım. Kızım, seni anlıyorum. Hiç sanmıyorum baba. Tamam, dün fazla tepki gösterdim. Öfkemin kurbanı oldum biliyorum. Kızım, bak beni bir dinle. O kadına güvenme. Bana yaptığı hainlikleri bilmiyorsun. Üzülme diye anlatmadım sana. Anlatsaydın keşke. O da senin hakkında hiç iyi şeyler anlatmadı baba. Yalan söylüyor kızım. Bugün şu tiyatroya niye katılıyorum biliyor musun? Ayşegül, burada tiyatro falan yok. Vazifedeyiz. Savcının hayatı tehlikede. Bak, daha önemlisi bize önemli bir bilgi sağlayabilir. Akif, lütfen. Ben neyin ne olduğunu biliyorum. Bugün buradayım. Çünkü haklı olduğunu görmek istiyorum baba. Eğer bu işin sonu da dediğin gibi çıkmazsa, bir daha ömrün boyunca yüzümü göremezsin. Bilmiş ol. Benim vicdanım rahat kızım. Ben ne dediğimi biliyorum. İnşallah öyledir.
Reisim, ben sana güveniyorum. İnşallah bu işten de yüzün akıyla çıkacaksın. Lafla peynir gemisi yürümüyor Akif. Bu kadının foyasını ortaya çıkarmak farz oldu. Hadi işe koyulalım artık. Emredersin reis. Hazır mısınız? Hazırız reis. Hazırız reis. Hatice! Hatice, senin ne işin var burada? Ben de sizinle geleceğim. Senin gelmene gerek yok, biz halledeceğiz. Git istirahat et sen evde. Olmaz. Ben de geleceğim. Neşet'i de kitapsı da bulmanın yolu o adamsa ben de geleceğim. Şşt! Bırakın gelsin. Hakkı var Cansu'nun. Beyler, hadi atlayın abi, geç kalacağız yoksa. Sebo, geç Ayşegül bacımın yanına. Hadi. Tamam. Reis sizin dışarıda kalıp suikastçıyı takip etmenizi istiyor. Adamı paketlemiyoruz. Takip edeceğiz ona göre. Tamam abim, sen merak etme. Hadi Balta, biz girelim. Geldin. Balta, sen sol tarafa al. Tamamdır. Beyler, planda küçük bir değişiklik oldu. Sakaryalı yerine Cansu'nun nikah şahitliği yapacak. Savcı yok arıyor, bilginize. Tamamdır abim, dikkatli olun. Korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Sadece kızım için endişeliyim, o kadar. Merak etmeyin. Buradan burnunuz bile kanamadan çıkacaksınız. İnşallah. Merhaba. Gelin ve damat hala gelmedi mi? Son hazırlıkları yapıyorlar. Gelecekler. Tamam. 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 İlker, Balta, duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Var mı bir hareket? Henüz yok. Gelinlik çok yakıştı sana. İnşallah bizim nikahımızda da böyle güzel olacaksın. Ayşegül, iyi misin? Topuklu ayakkabılar dışında gayet iyiyim. Ya şey diyecektim. Hazır gelmişken burada gün alma işinde konuşsak mı? Ha? Akif bak, seni üzmek istemiyorum ama biraz ertelesek şu işleri.
Annen yüzünden mi? Benim şu an kafam allak bullak. Doğru zaman değilmiş gibi geliyor. Tamam, nasıl istersen Ayşegül. Acelemiz yok bizim zaten. Ben gerçekten hazır değilim. Ne olur anla beni. Haklısın Ayşegül. Yani ben düşüncesizlik ettim, kusura bakma. Ya öyle değil. Hazırsanız vakit geldi. Müzik başladı. Buyurun gidelim. Tamam, biz çıkalım. Hadi. Hoş geldiniz. Değerli misafirler. Hepinize bu mutlu, bu güzel günde gelin ve damadımızı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor. Özellikle bu güzel çiftimize bir alkış rica ediyorum. Bu ne trafikti ya? Neredeyse nikah kaçıracaktık. Hadi in. Hadi. Kolay gelsin. Tamam. Çıkışta görüşürüz. Tamam hadi. Sebo. Hı? Baksana bir. Benim gördüğümü sen de görüyor musun acaba? Vay. Çakal da gelmiş yala. Dur, nereye gidiyorsun? Ya ne demek nereye gidiyorsun? Abi kitapsız orada. Kabak gibi meydanda duruyor herif. Tamam da güzel kardeşim, her şeyi berbat ederiz. Bize burada duracaksın dediler. Sebo, adam burnumuzun dibinde. İki dakika daha yaklayalım şu şerefsizi he. Bu adam daha yeni Çetin öldürmedi mi? Az daha senin bacını öldürmüyor muydu? Öyle, doğru söylüyorsun. Yürü gidip alalım şerefsizi. Ne iş var lan burada? Aslan. Kaçıyor, koş! Lan! Lan! Carlos, koş! Arabaya! Hacı! Hacım! Hacım anahtarı ver! Ver şu anahtarı! Abi ne yaptın ya, ne yapıyorsun? Kardeşim polis, arabanı görev icabı el koyuyorum, tamam mı? Hakkını helal et! Abi! Yürü! Ya! Yürü! Abi! Hayret bir şey ya! Bize yaptığınız müracaatta evlenmenizde bir sakınca olmadığı anlaşılmıştır. Balta, şu öndeki hafif aksiyon fotoğrafçıyı görüyor musun? Görüyorum. Makinesine bak, biraz eski değil mi? Ben ne anlarım ya makineden? O mu değil mi? Söyle işte. Sebo, burada bir durum var. Sebo, Sakaryalı. Duymuyor musunuz beni? Sebo, Sakaryalı. Sebo, neredesiniz ya? Niye duymuyorsunuz telsizi? Kapıda değil misiniz? Yok abi, çıktık biz oradan. Takip ediyoruz. Kimi takip ediyorsunuz? Hani kapıdaydınız? Lan bir dur, bir dinle. Kitapsız oradaydı. Bizi görünce kaçtı. Biz de peşine takıldık. Tamam, arayacağım ben seni sonra. Hadi eyvallah.
Sakaryalı sen de bas şu gaza da yetişelim lan. Allah'ını seversen ben ne yapıyorum Sebo? Az ileride keseriz onu sen merak etme. Siz Sayın Selami Durmaz, Meryem Gül'ü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki siz Sayın Meryem Gül, Selami Durmaz'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? O zaman ben de belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak bu mutlu çiftimizi karı koca ilan ediyorum. Savcı Hanım iyi misiniz? Çekilin, yol verin. Sakin olun, çekil, sakin kardeşim. Olun. Arka tarafa gidiyordu. Ben koş, de gidiyorum başında. Koş. Nefes alamıyorum. Savcı nasıl savcı? Nasıl? Savcın nasıl? Yelek vardı ama çok yakın mesafeden ateş etti adam. Nefes almakta zorlanıyor. Tamam. Sen savcıyla ilgilen. Tamam. Tamam nefes alın. Sakin. Gelini gördün mü? Ne tarafa gitti? Gelin arabasına atladı gitti abi. Eyvallah. Atla abi atla. Sür hadi İlker. Sür hadi. Şşş. Fazla sokulma. Bu yine bir çapan olup peşindedir. Bakacağız artık orasına birader. Kaçmış şerefsiz. Allah'ım.
Hacı, bu şerefsiz şu köşelerden meşelerden bize sırıtıp bakmıyorsa ben de Carlos değilim hacı. Siz daha kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz aslanım. Toz ol kitapsız. Bakalım kimsin? Ne işler çeviriyorsun? Kurşunlar yeleği isabet etti. Kurşunların yeleğe yaptığı basınç izi biraz hırpaladı tabii. Şimdi nasılsınız? Çok ağrıyor. Kaburgalarım ağrıyor. Kırılmış gibiler. Ne yaptınız? Katili yakalayabildiniz mi? Bizimkiler peşinde. Merak etmeyin. Efendim. Abi ne yaptınız? Burası fena karıştı. Takip ettiniz mi suikastçıyı? Yok ya. Biz kitapsızı görünce onun peşine takıldık Sakaryalı'yla. Yakaladınız mı bari kitapsızı? Yok. Son anda kaçtı yine kitapsız herif. Allah kahretsin ya. Bari onu yakalasaydınız. Geliyoruz tamam bacım. Görüşürüz. Yani nereye kayboldu bu kız ya? Bul şunu ya, bul. Abi ne bileyim ben. Buralarda bir yerdedir herhalde. Heh, inşallah Ayşegül arıyordur. Hadi be, reis arıyor ya. Arasın abi, atsana. Alo. Efendim reis. Akif neredesin? Ya reis sorma ya, büyük bir tufaya geldik. Suikastçı hiç tahmin etmediğimiz biri çıktı. Az daha her şey berbat oluyordu ya. Ayşegül de kaybettim. Adamın peşine düşmüştü reis. Sen merak etme. Ben Ayşegül'ü buldum. Vereceğim adrese gelin. Beykoz'daki büyük parkın arkasında. Tamam reis. Eski bir depo var orada. Tamam reis. Oraya gelin. Tamam tamam. 5 dakikaya oradayız reis. Tamam tamam. Hadi bekliyorum. Siz gelene kadar ben etrafı kolaçan edeceğim. Hadi. Sağdan dön. Sonra ikinci sağdan tekrar içeri gireceksin. Hadi. Tamam abi. Abi. Heh. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Orada topal bir fotoğrafçı vardı. Suikastçı ben o sandım. Dur dur anlayacağız hepsini. Bir dümen döndü ama. Dur bakalım. Dur. Delikanlı bırak onu. Önce sen ihtiyar. Havrelin. Aslında.
bizimle geliyorsun. Kızım nerede? Güvende, merak etme. Hadi yürü. Burası mı? Evet, burayı tarif etti reis. Hadi. Reis! Aşıgül! Aşıgül! Reis! Neredesiniz? Aşıgül! Hani reis buradaydı? Ne bileyim be İlker. Buradayım dedi. Aşıgül de buldum dedi. Abi baksana. Aşıgül'ün de bu. Gerçekten de buradaymış. İyi de şimdi nerede? Söylemek istemem ama bence Aşıgül de reisin de başı belada. Allah kahretsin. Cansu arıyor. Efendim Cansu. İlker bir şey bulabildik mi? Savcı Hanım soruyor. Hayır. Aşıgül! Durum gittikçe kötüye gidiyor. Aşıgül'e reis yok şimdi de. Ne? Ne diyorsun ya? Hay Allah'ım ya. Bir gelişme olursa ara, tamam mı? Savcı Hanım bekliyor. Haber yok değil mi? Maalesef. Ayrıca reis ve Ayşegül de almış olabilirler. Ne diyorsun? O nereden çıktı ya? Beceriksiz herifler. Bir de hayatımı sizin elinize bırakmıştım. Hiçbir şey beceremediniz. Sayın savcım, bizim... Ne savcımı ya? Bırakın. Her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Oyunun kuralı bu. Kusura bakmayın Aslan Bey. Derdiniz en baştan beri bendim, değil mi? Daha doğrusu kara kaplı defterle ilgili ne bildiğim. Evet. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Neyi? Kara kaplı defter sizde değil. O yüzden karargaha geldiniz. Bende olduğunu düşünüyordunuz. Maalesef haklısın. Bende olmadığını anlayınca da beni tuzağa düşürmek için suikast oyununu oynadınız. Aslında Neşet başka birini ayarlamıştı. Ama yakalanacağı o kadar belliydi ki. O yüzden küçük bir değişiklik yaptık. Söyleyin bakalım. Ne istiyorsunuz benden? Senden istediğimiz, kızının hayatını kurtarman. Ayşegül. Ayşegül kızım.
Boşuna uğraşma. Seni duyamaz. Hadi anlat ona. Bunun içinde özel olarak hazırlanmış bir kimyasal var. Birine enjekte edildikten sonra 3 gün hiçbir şey yapmıyor. 3. günün sonunda mide bulantısı, kusma ve sonunda ne olduğunu anlamadan iç organlar parçalanmış oluyor. Duydun değil mi? Ne kadar acı verici bir yöntem. Bunun aynı şekilde ne ilgisi var? Şimdi bu zehri sana versek... ölüm umrunda olmazdı babacığım. Ama Ayşegül'e verirsek işte o zaman işler değişir. Sakın! Ne istiyorsunuz? Bizim için o defteri bulacaksın aslancılar. Nerede bulacağım bilmiyorum. Sen bulursun. Yoksa Ayşegül ölür. Ayşegül'ü kurtarmanın tek yöntemi bu ilaç. Defteri getir. İlacı al. Kızını kurtar. Siz kafayı yemişsiniz. Durun! Yapmayın. Buyurun efendim. Peki tamam. Nasıl arzu ederseniz. Acelemiz yok. Önce misafirimizi bekleyeceğiz. Abim işte budur. Buldun mu Sebo? Bulduk abi. Süpersin. Evet abi. Leyla bacı, sen şimdi bu güzergâhtaki bütün kameraları tarıyorsun. Tamam Sabahattin abi. Hadi Sebo'ya hadi. Kurbanın olayım hadi. Bul şunu gözünü seveyim ya. Bul hadi ya. Misafirimiz geldi. Hemen karşılayın. Hoş geldiniz hanım. Değişmişsin. Bakıyorum da aradan geçen bir günde kendine iyi bakmışsın. Artık yürüyorsun da.
Bilmiyorum ki buna mucize desek caiz olur mu? Kaç yıl oldu görüşmeyeli? 20-25? Bilmem. Saymadım. Tekrar bir arada olmak ne güzel, değil mi? Sen, ben... ve kızımız. Hatta kızlarımız. O tablonun içinde siz yoksunuz Türkan. Sadece ben ve Ayşegül varız. Bence artık Ayşegül de yok. Yani bundan sonra. Hadi oğlum ya, hadi Sebom ya. Hala bir şey çıkmadı mı ya? Kurban olayım, abi, bulsun tamam, ya. Tamam, sakin ol ya. Sebom ya, hadi tamam, ya. Ya İlker, bana zırt pırt sakin ol demeyin ya. Olmuyorum sakin makin. Ya Ayşegül'ü aldılar, reisi kaçırdılar. Nasıl sakin olacağız? Tamam, tamam kurban olduğum. Biz de bulmaya çalışıyoruz işte de. İyi tamam, bulun bulun işte canım. Allah Allah, bulun. Yok abi, yok. Sanki yer yarılmış, içine girmişler. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Şehnaz detayları anlatmıştır. Ne istediğimi biliyorsun değil mi? Defter bende değil. Onu biliyorum. Eğer sende olsaydı şu an yaşıyor olmazdın. Ama onu bizim için bulabilirsin. Bak, küçük kızımızın 3 günü var aslan. Defteri getirirsen hapı alırsın, Ayşegül'ü kurtarırsın. Ona gerek yok. Tamam. Getireceğim. Bu zehiri vermeyin Ayşegül'e. Kızımı kaybetmek ister miyim sanıyorsun sen? Hayır. Ama defter daha önemli. O yüzden çok da umursamam. Ondan itibaren tam 3 günün var aslan. Yoksa Ayşegül ölür. Onu yaşatmak istiyorsan, kara kaplı defteri bulup bana getireceksin.